Merhaba arkadaşlar, ben Queenler Queen'i Buse. Bugünkü konuğum Buğra Gür. Evet Buğra Gür, nasılsınız bugün? Teşekkür ederim Buse. Bugünkü moderatörümüz de Buse bu arada. Tövbe yarabbi yazmışlar chat'e. Ya hep ben konuşuyorum. Ama Queenler evet. Queen'i lafına takıldılar. Hep ben konuşuyorum, biraz da kızlar konuşsun. Evet. Hani chat konusuna da yazdım. İsteyen gelsin konuşalım, o konuşsun, ben konuşmayayım falan filan uğraşıyoruz bakalım. İyiyiz Buse, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. Bugün çok önemli bir şovu konuşacağız. Evet. En iyi rock şovlarından biri. Yuh, evet. Bir saniye. Öyle. Bir saniye, bir dakika. Main event mı en iyi main eventlardan biri, yoksa show mu en iyi şovlardan biri? Ya ben yani ızdırap çektim ya. Main event. Bütün şovu izlerken ızdırap çektim. Ben uyudum böyle, saat 5'te yastığın üstünde uyuyakalmışım. Tabii ben uyuyordum o zamanlar. Yani bence şova main iyi demeyelim. Main sadece, evet. Evet. Yapın geçiyor sanırım. Yani en güzel main eventlerden biri olan Rush Show'unu konuşacağız. Yani bu. Evet, şimdi dünkü olanlar hakkında ne düşünüyorsun? Dünkü? Sorayım. Ha. Radyo yayını. Boynu bükük ihtilalden bahsediyorsun. Evet. Boynu bükük darbeden bahsediyorsun galiba. Kesinlikle. Seni falan. Ya herkes hak ettiği değeri bulur arkadaşlar bu forumda yani. Beni hak edilmeyen bir değere sürüklediler. Ben de yeri geldim. Halkımın sayesinde tabii, teşekkür ediyorum beni destekleyen herkese. Beni desteklemeyen cuntacılara da zamanla temizlik yapacağız tabii yani. Cemaat nasıl? Bana mı yapacaksın? İnşallah. Allah'ın izniyle o gücü toplayabildiğim zaman yönetimde yapacağım. İnşallah. Şu an yönetim beni kovma derdinde. Yetkim moderatör seviyesinde bile değil yani. Moderatörler beni şey yapıyor. Yazık. Kötü muamele görüyorum. Yazık. Öyle. Yani zamanla düzelir ama ya. Zamanla oturturuz taşları yerine. Peki şu banlanman hakkında ne düşünüyorsun? Ya işte küfür ettiğim söylendi. Yönetim kurulda ban cezasını uygun gördü. Banladılar. Evet. Bir günlük. Ama bence adil değildi. Niye? Kaç gün banlanmalıydım? En az şöyle bir 10-15 gün bekliyordum ben. Ya niye? Senin diğer insanlardan farkın ne? Alt tarafı forumu kurmuşsun yani. Ya tabii canım, cezam neyse verilsin. Yani forum halkı bence neyi de uygun görürse, yönetim kurulu neyi uygun görürse. Bu arada bence Mustafa... Bence Şafak'la falan konuşalım bu konuyu. Mustafa Karadağ bizim doktor değil mi? Doktor Miltey Keynes. Mustafa Karadağ, aynen MK. Faşist durumdan huzursuz geri dönme planları kuruyor ama işi bir hayli zor demiş. Sağ ol Mustafa, ama geri dönme planlarımız açığa çıktı yani böylece. Evet öyle. Rıdvan, bu arada Buse de yayında. Evet. Şova geçelim mi? Şovdan önce ben bir şey söyleyeyim bağış hakkında. Bak burada radyoda 35 kişi var, hala bağış yapan 35 kişi yok. Bak mesele öyle bitik bir haldeyiz ki, öyle tükenmiş bir haldeyiz ki Buse. Yani mesela CM Jericho, Allah razı olsun, enginer ol. Ha, bizle arası iyi ya da değil. Ama duyarlılığını gösterdi adam. Gereken 5 lira olsa, 10 lira olsa fark etmez. Hiç fark etmez. 5 lira da olur. Duyarlılığını gösterdi ve bu vatana, millete bir bağış organizasyonuna katılıp bağış yaptı. Vatanına minnettar, Allah razı olsun. Ha tabii, ha bu bir Güreş Türkiye organizasyonunda değil. Organizasyonunda bu amaç Güreş Türkiye'nin adını ön plana çıkarmak değil. Kesinlikle. Engin'in hakkında düzenleyin. Ben şey yapmadım, o kendisi yaptı onu ya. Bizlik bir durum değil Mert. Allah razı olsun ya. Teşekkür ediyorum. Buradan ya bir farklı bir şeyde noktaya da değinmiş olalım böylece. Bu mesele Güreş Türkiye'nin meselesi değil. Vatan, millet meselesi yani. Kesinlikle haklısın. Evet. Geçebiliriz. Evet. Şimdi ilk önce açılıştan başlayalım. Bakalım. Katılımcılar gelmiş böyle. Ben tam izlemediğim için oraları. Sadece main event'e baktım.
Ay. Biliyorsun. Bir kez Roman Reigns vardı. Kevin Owens'la Seth vardı. Seth götürdü promoyu. Seth zaten her şeyde üstün götürüyor. Ha, Roman Reigns hala işte bıkmış, sıkılmış izleniminde işler yaptı. Kevin Owens'la Big Cass'e takıldı. Özellikle Big Cass'in söylediği laf, tam ben buraların adamı değilim, ben geçerken uğradım şeklindeydi. Ben beğenmedim. Hala nasıl maça girdi onu düşünüyorum. Ya Big Cass'in yükseltilmesini anlayabilirim ama ne bileyim, bir karakter koysun ki ortaya, seyirciler de onu benimsesin, desteklesin ya. Rıdvan, ya yayına gelmek istiyorsan yaz oğlum, Skype'tan alayım seni de. Ya hani bir de şeyden, setten falan daha çok reaksiyon alıyor ve çok hani tuhafıma gidiyor. Ya ama hani böyle gösterişli bir kapasitesi de yok hani, moveset de kısıtlı. Hani bize gösterebileceği şeyler hani çok kısıtlı olmasına rağmen adam bence çok abartılan bir insan yani. Ya ben yeteneksiz olduğunu düşünmüyorum. Yani Roman Reigns'ten yetenekli görüyorum ring içinde ama ona nasıl bir booking verildiği de çok önemli Buse. Öte yandan set konusu da heel bir güreşçi zaten. Çok hani sinir bozucu laflar söylüyor, buğulanacak şeyler söylüyor. Ona rağmen de iyi bir destek alıyor. Yani. O kullanma amaçları değişik. Fakat setin sakatlıktan sonra ben hala o överek bahsettiğimiz ring içi ritmini bulamadığını düşünüyorum. Roman'ı gömmeyin demiş James Harun. Tamam reis, ayıp ediyorsun. Bir daha ben zaten Roman Reigns fanıyım lan oğlum. Hayırdır, Axe için birinci olduk. Kesinlikle. Bu arada Junior yayında chatbox'a görüyorum. Gelmek istiyorsan gel reis. Hani... Evet, söyle Buse. Evet, şimdi devam edelim o zaman. İlk maçı konuşalım. Jericho vs. Neville. Ya valla Jericho'nun hala yıl 2016 güreştirilmesine şaşıyorum ya. Tamam, evet. Olsun, bekliyoruz. Akrostiş. Ama gene ağzım dönmedi galiba ya. Özür diliyorum. Kimin? Benim. Chat'te dalga konusu yapmışlar da ondan. Evet. Öyle. Yani Neville bilmiyorum, acayip bir yetenek, çok büyük bir yetenek ama nasıl kullanacak federasyon? Bu tür yetenekleri Cruiserweight divizyonuna mı harcamak demeyeyim de uygun görecekler, yoksa yukarıda main title, main event, o büyük promotion, WrestleMania main eventları orada mı kullanacaklar? Hem sana sorum olsun, hem chat'e sorum olsun. Ben cevaplayayım ilk önce. Adam hani maksimum yetenekli bir adam benim gözümde. Hani bayağı yetenekli ve hani bu ring içinde bunun fazlasıyla gösteriyor ama hani ileride böyle yüksek seviyelere çıkacak bir adam değil bence. Çünkü hani karizma söz konusu oluyor mesela. Hani bir Roman Reigns'te olan bir karizma o adamda yok bence. Hani ben istesem reaksiyonu fazla değil. Hani insanlar böyle bir heyecana sokmuyor bence. Ama işte o benimseyebilecek, evet, şekilde karakter koyacak senaryolar almalı ki. Bu arada Burak Gürsoy, teşekkür ederiz desteğin için. Bağış organizasyonuna şey yapacağını, destek vereceğini söylemiş. Allah razı olsun. Bu arada Atan'la da bir problemim yok. Ha. Atan'la her gün muhabbet ederiz. Dalga geçme amaçlı bir şey yazdı. O ciddiye alınmış sanırım. Her gün sohbet ederiz. Atan eski WCW'culardan, eski toprak adam ya. Evet Buse. Evet. Maçı kazanan Jericho olmuş. Aynen. Lion Tamer. Değil mi? Finisher'ın adı. Oğuz, bu arada hoş geldin. Hayır galiba. Gelemedi mi? Gelir gelecek. Gelememiş. Gelecek. Finisher hala o finisher. Maç kazanması enteresan ya. Jericho'yu kabullenemiyorum. Ne ötüp duruyor ha, Oğuz gelmiş. Merhaba. Allah razı olsun. Geliyorum Burak Kursu. İyi yanlar, kötü günlerimizde de desteğimizde bulundu. İşte chat, bağış organizasyonunda da forumda banlı olmasına rağmen. Tabii Burak. Bir saniye, evet. Bağış organizasyon. Evet. Bulamıyorum şu an bağış şeyini ben. Reis, IBAN numarası var ya. IBAN numarasına EFT yapabilirsin. Hesaba havale olur, yok, şey olur. İnternet bankacılığını deniyorum da. Ha, internet şubesine girmen lazım. Mobil şubeden bakıyorsundur.
Ha, bilgisayardan yapılıyor. Tamam. Bilgisayardan yapılıyor. O ben de ilk orada çok şeye düştüm de. Allah razı olsun senden de. Herkese teşekkür ediyoruz. Tamam Evet. abi, ben biraz da Ya 5 lira ne 10 lira abi. konuşuyorsunuz? Hiç fark etmez. Ne Jericho konuşuyoruz? maçını bitiriyorduk değil mi Buse? Evet. Ya Neville yine yenemedi Jericho'yu değil mi? Ya ben bir şey Yenemedi. soracağım. Bu Jericho'nun kazanmasına bir şey bağlıyor musunuz? Yani yoksa normal bir maç kazandı mı? Yok, ben bu adam ne zaman Normal bir emekli maç. olacak çok merak ediyorum sadece ya. Ben emekli Emekli olmayacağım. olmayacağını düşünmüyorum. Ya işte sorun da orada. Şey ya, şimdi Owens ana kemeri kazanıyor. Yani bir yandan Jericho'dan Neville'a kaybediyor bence. Düşünsene takım arkadaşı. Evet. Yani Ya. dengeli tutmak bir yandan belki de. Bence ikisinin arasında bir fark olarak görebiliriz diye düşünüyorum ben. Yakın zamanda. Ya Owens şey yapabilir. Bence Jericho Yok, var. yok artık. Yok, Böyle bir Jericho çok şey spoiler mı yaptı var ya. ya? O Ya Owens hayır ya, muhabbetini benim ben nerede düşüncem. okudum? Hayır Owens, bu ana kemer sahibi Owens'tan bahsetmiyor muyuz? Evet. Jericho Reis ile Feud'a mı Owens. girecek? Ya Hayır, hayır. düşüncesini bir şey yapıyor. Anlatmaya Ay, çalışıyor. ben, bir an elim ayağım titredi de öyle bir düşünce. Ay, tamam o zaman. Reis vahşet olur ya. Ya gerçekten bilmiyorum ki ya. 2010'da Edge ile Feud'u yeterince sıkıntıydı ya zaten. Ne oldu, internetim mi gitti? Kimin? Aha, hiç sustunuz da. Evet, devam edin. Evet, sıradaki maça geçelim o zaman. Neymiş? Evet, şimdi kadının maçına geçiyoruz. Kadınların pardon. Nia Jax'in karşısına gene bir kurban çıkmış. Gene kurban, gene kurban. Bunun hakkında ne Ya düşünüyorsun? karmayı denediler Junior, hatırlarsın. Bir şey Efendim? Ha, çıkmaz ki. karma. Bu senaryodan bir şey çıkmaz ki ya. Ne olacak böyle? Hani karşısında kim Bu bir duracak da? senaryo mu ki? Nasıl? Ya Ya bence kadını şöyle. oyalıyorlar. Neden böyle yapıyorlar? Lokal wrestlerlarla güreştiriyorlar. Şimdi roster'daki kadınlarla güreşse roster'daki kadınları çok ezmiş olacak bu sefer. Hayır Geçen hayır. zamanda Roster'a oynatmaya döndüğü zaman, çalışıyorlar. Feud mesela ana kemere döndüğü zaman, yani bu kadının karşısında duran ancak işte bu roll-up'la kazanabilecek yani. Bu can sıkıcı bir durum değil mi ya? Ya öyle ama yani şey, bence Charlotte face olursa sağlam kapışabilirler yani. Face olmasın. Ya tam senin görüşünü biliyoruz da. Yani durabilecek tek karizma da karşısında durabilecek tek karizma da o var bence şu an. Banks'i düşünsenize karşısında. Ya of, Sasha Banks'in promoları aklıma geldi yine. O Bayley ile mi maçı vardı TakeOver'da? Öyle tüm maç Bayley dayak yedi. Daha sonra Evet. roll-up'la kazandı. Ya şu an uyduruyor da Hayır. olabilirim Ben ama. kilitledi diye hatırlıyorum. Kilitle kazandı diye hatırlıyorum ben, yanlış Pes mi hatırlamıyorum. Peki bir şey ettirdi? soracağım. Asuka ile Nia Jax maç yapmış mıydı? Yaptı galiba. Yapmadı mı? Asuka kazandı yani. Yaptı mı yapmadı mı hatırlamıyorum ama sanki yaptı diyor. Hatırlıyor gibi. Yaptıklarını söylüyorlar aşağıda. Asuka yendi galiba. Çünkü Asuka hiç kaybetmedi Evet. şu ana kadar. Yani. Ne diyoruz? Evet, ne diyoruz? Diğer maça geçelim o zaman. Buse. Geçelim. Bakıyorum bir dakika. Su kayan beni. Tövbe. O nasıl yorum? Abi. Evet. Niye Buradaysanız söylüyorum. Evet. Sami amcamızın maçı varmış. Evet. Ay, muazzam espri ya. Evet, Sami amcam. karşısında Neden Jinder döndüğü Mahal. belli olmayan reis var. Evet. Ya bu Jinder Mahal'in geri dönüşüne çok taktım ya. Cidden neden döndü acaba? Ya niye döndürüyorsunuz abi? Ne Abi gerek döndü, bir var? de üstüne 2 hafta şova çıkmadı. Sonra şimdi daha dün şova çıktı. Ya çok
Garip ya, garip, gerçekten garip. Ya ne bileyim, Kennedy var öteki tarafta. James Storm var. Alttan NXT'de bir sürü yetenek var. Ya alabileceğim bir sürü promotion'da yüksek insan olmasına rağmen gidip Cinder Mahal'i döndürüyor. Bu Cinder Mahal'in torpili kimde ya? Ya bence jabber güreşçiye ihtiyaç duydukları için yapıyorlar. Ya bir jabberlık lazımsa aha şey var. Axel var. Ben Kurt Sexel var. Ya ben giderim dedi ya. Kurt Sexel var ya. Allah Allah. Hayırdır. Ha, chat'te diyorlar ki adam bedavaya güreşiyormuş. Pardon o zaman. O zaman haklı. Niye reis bu şey mi? Feda sezonuna mı geldi? Enteresan. Rajin Singh yok muydu senaryo ekibinde? Aa, ama yok, onun ayrıldığını söylüyorlardı. Öyle değil mi? Ya o adam niye senaryo ekibinde? Onun torpili nereden? O da enteresan. Sen, değil mi? O da. Geçen Wikipedia profilini okuyorum. Bu adam kim diye bir ara Kali'nin yanında geziyordu ya. Evet. Senarist menarist. Nasıl bir senarist bir lan şey o? Yapmış mı peki? Yo, bilmiyorum. Senarist yazıyordum mesleğinde. Herhalde yapmamıştır. Yalnız ben konudan çok uzak kalmışım. Neredeyiz? Great Kali'nin yanında dolaşan minnak kişilikteyiz. Peki. Great Kali'nin yanında herkes minnak kalıyor ama. Vidanjör ben de bedavaya güreşirim. İki paket parlamente varım demiş. Mesela. Vidanjör gimmickiyle hayal ettim. Ya Nia Jax'ın diğer versiyonu var. Neyse, oraya da geliriz. Tamam. Buse devam et. Evet. Şimdi geçiyoruz hangi maça? Evet. En nefret ettiğim kadınlardan birinin maçı. Neymiş? Yani, yorum eklemeden anons et de ondan sonra yapıyorum. Peki. Hoş değil. Ay. Charlotte aşkım diker masasındayken kim gelmiş? İzlemediğim için bilmiyorum. The Club, Dana Brooke. Club'la Brooke evet. Vardı. Evet. Nödeyle de Bayley. Aynen, Bayley. Aynen. Onun maçı varmış. Tabii ben izlemedim onu da. Sonucunu da bilmiyorum. Büyük ihtimal kazanmışlardır Face taraf ama. Evet, siz bunun konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya ben şovun bu kısmını da canlı izliyordum. Bayley evet. Acaba neden hiç seksi olarak gösterilmiyor ya? Ben dün bunu çok düşündüm. Ya Türk kızlarına benziyor tipi de, zaten uyuz oldum ya. Kanka ya abi, bir diva dediğin, diva değiller artık gerçi de. Kadın bayağı, dediğin yani kadın güreşçi dediğin olarak. Bu senin evet yorumunu çok merak ediyorum bu konuda. Evet Buse. Yok ben yardım olmaya çalışıyordum sadece. Yo, hayır, yorumunu söyle. Düşüncen ne, onu söyle. Bayley hakkında mı? Yani kadınların şu anki kullanımı hakkında. Yani şu an ben yani yorum yapsam gene tepki alacağımı biliyorum. O yüzden ben yorum yapmak istemiyorum. İyi, bu konuda. Bakın kızı nasıl susturdunuz. Utanın lan. Terbiyesiz herifler. Neyse ben evet, dediğim ki ben, dün bana kalırsa herkes Mariz gibi olsun abi. Ben varım. Yani bence çok da gibi olmasınlar ya. Niye? Bence o gibi olsunlar. Abi şimdi bir şey diyeceğim, ben tepki çekeceğim bu sefer. Abi Maris dediğimiz insan tamamıyla plastik bir yapı ya. Ya hayda. Nikki değil mi? Ayla bayağı izlediğin Nikki Bella öyle değil mi? Tam Nikki Bella güreşiyor ama. Ve güreşebiliyor. Bir dakika yani. Ya. Ama o kendini doğru diyorsun. Sonradan bayağı geliştirdi. Ama. Bayağı geliştirdi. Doğru söylüyorsun. Rıdvan diyor plastik olsa ne olacak? Rıdvan gitmiş. Neyse bir şey demeyeyim. Ben söyleyeceğimi söyledim ya. Hayret bir şey ya. Neyse. Bu arada ben utandım ya. O 40 kişinin içinde konuştuğumuz konulara bak. Çok ayıp. Buraya gel. Ben de bu kadar. Özür dileriz Buse. Evet. Atari karakteri gibi de Bayley, o yüzden. Ya yani bilmiyorum ki ya. Belki zamanla Paige gibi olur. Paige de öyle gelmişti, hatırlıyor musun? Uy Paige. Uy Paige mi? Evet. Ya bilmiyorum belki. Ben Paige sevmiyorum.
Page de sonradan açıldı ya. Bailey. Sonradan açıldı. Bailey de açıldı. Ne bileyim Total Divas'ta falan. Yani neydi ne oldu kadın? Sen görüyorsun. Yani. Bak Buse de hemen hak verdi. Yaşında. Teşekkür ederim Buse. Önemli. Abi geldiğinde 21 yaşında değil mi dizi zaten? Ya çok şey değişmedi yaşta. Yani mesela Kelly Kelly de 18 yaşında başladı. ECW'de yaptıklarını hala izleyip vay anasını diyoruz gibi. Ben demiyorum ve izlemiyorum ben. Sen izliyor musun Reis? Ya geçen beraber izliyorduk Cüyir. Ne çabuk unuttun kardeşim. Ayıp ediyor. Tabii ki de senle. Kelly Kelly'nin hayatında izlediğim tek videosu spear atarak dünya şampiyonluğu korumasıdır yani. Ay. Başka hiçbir videosunu izlemedim. Kamuoyuna duyurayım yani. Ay gerçekten enteresan. Evet bu sıradaki maça geçebiliriz. Evet sıradaki maça. Maça geçmeden önce bu saatte SmackDown Live'ın canlı sohbet konusunu açmışlar. Biraz gülme geldi bana. Neye sen mi açacaksın her gün? Hayır ya bu saatte açayım. Bırak çocuklar bak açsın istediği saatte ya. İsterse geçen hafta. İki kere açtı. Geçen haftadan açar isterse ya hayırdır ya. Doğru söyle. Kim doğru söylüyor Junior? SmackDown'ı ezdirmeyiz ya. Ben de izliyorum. Ben bir dakika izliyorum. Aramızda hainler var. Rav yayınında SmackDown savunanlar var. Yarın saat 3 veya 4'te arkadaşlar. Belki de 5'te. 3, 4, 5 bu üçünden birinde yayın olacak SmackDown yayını. SmackDown'cılar bir yazabilir mi lütfen? ya bizim bir yayın böyle çok hani siz çok kral muhabbetleri olan insanlar iyi güldürüyorsunuz da. Bizim yani biraz daha donuk tabii. Bir de bak ama SmackDown istiyor. İnsanlar SmackDown'ı seviyorlar. Ya hayır. Bak chat akıyor bir. SmackDown Fox TV'ye gelsin diyenler. Bunları görüyorsun. Gerçekten saygı dur. Esas duruşa geçtim ya. Sinan Kalaycı, Kevin Owens SmackDown'a draft olsa şu an bunu yazıyor olmazdı. Ayberk demiş kim var bu radyoda? Ayberk için ben varım. Ben kafası varım. Kırık. Buse var o kafası daha kırık. Junior var adam gibi adam ya işte. Se, ah. Burak konuşurken uykum geliyor. Ya Buse konuşurken uykun gelmiyor mu ya? Ben de aynı abi, şeyleri bu. Roma yani. Deniz promosu gibi konuşuyor yani. Neyse. Güzel. Selamun aleyküm Buray Yücel. Buray Yücel'in askeriymiş pardon. Kardeşim hoş askeri geldin. Askeri Elazığ çocuğu. Güzel. Evet Buse dinliyoruz. Evet. En son hangi maçta konuşuyorduk? Şey Club. Aynen o tamam. O maçtan nasıl buralara geldik ya? Yani. Ya Club ha. Bu arada Junior. Junior ne diyeceğim sana? Ya Club. De bakalım. Ya gelirken dedim bu adamlara artık storyline eksikliği var. Storyline verin. Ya bir türlü şirkete ısınamadılar. Gelip dayak atıp gidiyorlar. Gelip dayak promo doktor, yok, konuşma yok, bir şey yok. Doktor olayı güzel. Ha, o dedikten sonra işte yani, o doktor olayı oldu. Sonra ben şimdi keyifle izliyorum ya. Şey ya Dana Brooke'da katılması Dana da. Kurban ötesinde aklıma et de geliyor arkadaşlar. Evet. O güzel bir olaydı. Diyeceklerim bu kadar. İyi geceler. Storyline. Biliyorum Storyline diye okunduğunu ya. Onunla mı yanlış söyledim? Evet Buse. Sıradaki maça geçelim. Geçelim. Zaten maç dediğimiz nedir ki yani şöyle bir aa bu maç yapmıştık geçiyoruz yani. O maça mı geçiyoruz? Evet. Evet şimdi kim varmış? Braun Strowman falan. Hayır o değil. Ya şu an telaffuz edemiyorum rezil olurum diye şey etmek istemiyorum adamın adına. Olmazsın ya ben rezil olacağım kadar oluyorum zaten söyle. Hayır. Robot resmini çizelim sabaha kadar buradayız. Olur. Olur dedi ya. Lol. Cesaro Sheamus evet. Maçı mı? Evet. Bunun neyini telaffuz edemedin ya? Edemiyorum ama ne var bunda? Best of 7 Series. Of. İşte Cesaro'nun sakatlandığını söylüyorlar bu arada. Evet. Çok şoklardayım hala. Ya evet. Acaba gene omuzdan mı ya?
baldır falan şeyi tutuyordu, baldırını tutuyordu falan ama. Hayır şeymiş ya, neresiydi unuttum gene bak. Gene olmuşsa çok kötü. Neresiymiş, sen göster biz anlarız Buse. Ha yok sağ ol. Ne oldu? Omurgaymış. Ya bu çocuk omurgadan zaten sakattı, korkuyorum. Gene hani Daniel Bryan gibi olur diye. İşte çocuk dedim herif. Ya Sheamus yine kazandı galiba. Evet kazandı. Kesmet dedi. Galiba ya sonunu hatırlayamadım. Cloverleaf bağlamıştı. Evet evet pes ettirdi. Cesaro eğer ciddi sakatlık yaşamadıysa 3-0'dan dönebilir mi? Bence döner. Ya bence ameliyata olacak gibi bir his. Niye böyle bir his oldu benim içimde? Lüks, yani sakatlığın yükseltmiş. Bir bakayım ne yazmış bu manyak. Adam kemere doğru gidiyor diyoruz. Sakatlanıyor ya. Allah'ım yarabbim. Ay. Ah. Kondisyon işte. Bunlar hep kondisyon. Bu arada Beşiktaş transfer etti. Ay. Ay. Sen ona bakarken biz de şey yapalım. Bunu haberini verelim. Bu hafta çalışmıyorum. Kasova kiraladı. Hayırlı olsun. Bu hafta çalışmıyorum demiş Cesaro. Twitter'da mı? He. Bir şey yok. İyi iyi. Çevirecek lan. 3-0'dan da çevir. O 5-0'dan da sıkıntı yok. 5-0 olursa nasıl çevirecek ama? Ya kardeşim biz FM Futbol Manager'da ne maçlar çevirdik sen daha iyi bilirsin. Ya öyle. Şimdi onun için başka yayınlar gerek. Burayı şey yapmayalım şimdi. Bu arada evet aşağıda yazmışlar Beşiktaş Horror Story diye. Story. Her maçında Beşiktaş'a gol atan adam. Harbi ya bu yıl yani yine takacak bize. Sorun Musa'da ya, sorun Beşiktaş'ta ya da yetenek Musa'da değil, olay kalecide ya. O çocuk Tolga Trabzon'da oynarken Lille'deyken de Trabzon'a gol attı ya Musa. Kalede gene Tolga vardı. Tolga vardı. Enteresan. Ya bu arada Marcelo'nun sağlamlığıyla alakalı Adidas bir reklam çekti. Gücüyle falan alakalı. Ha. Evet konumuzla çok alakalı bu zaten. İki gün sonra ya bir kardeş bir şey biz erkek milleti konuşacağımız şeyler belli. Karı kız siyaset çıkayım futbol. Ben o zaman. Ertesi gün ya. Marcelo Ebu Bekir'i sakatladı. Ciddi mi? Bence bir İktiyaz'a gelelim. Ya onu geçeceksin şimdi. İktiyaz adam değil. Onu boş ver şimdi. Ya şimdi... Bu merak gelsin benden. Caner'i niye aldı Beşiktaş ya? 85 tane Marcelo'yu da varmış zaten. Real Madrid sol beki. Caner'i ileride... Ya reis o değil ya. Sen iyi misin ya? Yo hayır öyle değil mi ya? Hayretmiş. Saçlarını falan kestirdi ya o. Ha pardon reis o zaman. İşte Caner'i ileride de oynatacak herhalde. Bence Caner kasarsa Olcay'ı keser. Ya Caner yok. Yok. Öndeki performansını götüne teneke bağlar yollarsınız Caner'i ya. Pardon özür dilerim. Poposuna özür. Özür. Evet Buse dinliyoruz. Sıradaki maç. Oha maça gelebildik mi sonunda? Evet. Peki. Evet. Dün haberleri çıkan böyle Strowman'ın karşısına biri çıkacak dediler. Dediler. Kim çıktı karşısına? Maskeli bir kurban. Küfürbaz bir gizemli rapçi geldi karşısına. Kesinlikle. Ya Junior. Prova kesecekti herif, müziğin sesi gelince mal gibi kaldı. Ya ne amaçlanıyor abi? Braun Strutman'dan ne bekliyoruz? Ne bekliyoruz Junior? Roma'da oynuyor ya. Strutman pardon oynuyor. Özür dilerim. Braun Strowman. özür dilerim. Hatlar karışık. Kevin Strutman'la karıştırmak. Aynen. Aynen özür dilerim. Ya o kadar önemli bir insan olduğu için özür diliyorum özellikle. benim Nia Jax'te dediğim bunun için de geçerli ya. Roster'dan birilerini bu kadar ezik göstermek istemiyorlar. Evet. Ama bu iki kişiyi de çok güçlü göstermek istiyorlar falan gibi bir durum olduğunu düşünüyorum. Ya ama o kadar haber yaptılar hani bu sefer karşısına biri çıkacak diye. Ya o kadar heyecan yaptım. Bir rolde olacağını sanmıyorum ya. Bir PPV'de olur bence.
Big Show falan çıkar herhalde. Hayır, bu adamda amaçlanan ne siz ya? Ne yapacaklar? Main Eventer mı yapacaklar bu herifi? Bu ne? Allah yazdıysa bu. Ama o hedeflenen o görüldü üzere. Yani. Yok be, bu kadar şeyle. Ya hayır, bir şirket hala 1980'deki Andre the Giant kafasında olması beni çok üzüyor ya. Ya vücut var, kalıp var. Hadi ana kemer verelim. Vince'in bu konuda biraz fetişist olduğunu herkes biliyor zaten. Kaslı şeylere karşı, süperstarlara karşı. Ne tesadüf. Bir arkadaşımız daha öyle. Kim? Acaba? Hayırdır ya? Chatbox'taki yazılan şey kötü. Tamam. İşte. Efendi ol, adam ol. Bir söz var. İti an çomağı hazırla mı? Yoksa iyi adam lafın üstüne mi şey eder? O yani Junior. Hiç bir şey yok Buse. Junior, evet. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? İşte Braun Strowman'ın karşısına yani Big Show falan çıkar ya. Gerçekten Big Show falan çıkar yani. Evet. Hani çıkmasını istediğimden değil ama bir gün Big Show çıkacak ve o da yenilecek bence. Tabii bu resimde orası Big Show kesinlikle tokatlar. O lafını böleceğim, böldüm ama ya ben chatbox'taki arkadaşlarıma bir şey sormak istiyorum. Neden bana bu kadar dik gidiyorsun? Yani ben Nate Diaz seviyorsam bundan size ne? Ya oğlum. Miss Rips'em sana ne? Ben açıklayayım. Şşşş. Millete saldırma. Ben açıklayayım. Bu saf salak bir 15 yaşında kız çocuğu. Niye takıyorsunuz ki? 15 miyim ben? Pardon. Kaç reis? Ben kaçtım. Konuşma. La yani demek istediğim herkes yani bu senin kardeşi abisi yani. Hayırdır yani. Sorun yok. Evet Cüyür, ne diyorsun? Daha 17 şarkısını söyledim arkadaşlar. Özür dileriz. 17. Tamamıyla bastırdınız, o kadar söyledim ya. Şey. Abi ne diyordum? Ha, WrestleMania doğru olursa bu Big Show gelme şeyi, Big Show kesinlikle tokatlar ya. Ya çünkü Big Show nerede? Big Show? Ya, şey yapacaklarını söylüyorlar ya. Ha, inşallah. Burak Yür Skype'a bak. Bakacağım. Burak Yür Skype'a bak. Obo Rıdvan geliyor. Rıdvan herhalde bir kilo fındığı vermek için geliyor. Buse. Efendim. Diğer maça geçelim bence. O maç. Şu an maç yok. Şu an benden sonraki Queen'ler Queen'i Stephanie söyleyemedim ama işte o işte o evet. Neyse konuşamayacağım. Gene kekiledim ya. Evet. Onunla bir konuşma yaşamıştık. Ben o programda çok sıkıldım ve atladım. Ben ne anlatıyor? Ben zaten izlemedim. İzlemeyen adam moderatörlük yapıyor. Buğra, bu forumda bir ciddiyet lazım artık. Ben ama izlenecek gibi değildi ya. Valla Buğra, bana atacağım sana, yemin ederim ya. Ne oldu? Gene niye benden ban bekliyorlar? Yahu kardeşim, radyonun moderatörü olarak çıkardığın kişi izleme. Ne bileyim. Ciddiyetsizlik nedir abi? Bu sizin aman sizin yayın ciddiyetten ya. Ölüyor ha. Hayret bir şey ya. Eren nickini söyle, mod yapacağım seni. Dün oğlum adamı gaza getirdiniz, benim anladım. Bir gün banlı durdum Mom ya. Mom senin atlaması reis ya. Mom senin nickini mod seni yapacağım. Yaratıcı ya, her türlü. Sonraki maç artık ne? Artık yapamak yok ama. Sonraki maç Tidus maçı mıydı ya? Evet. Evet, gözlerimizi kanatan böyle, bizi kan tereden. Abi, yıl 2016, hala Tidus güreşiyor, ne diyeyim ben ya. Bu arada nasıl buldun ya? Promo muhabbetini ben kaçırdım. Promoyu nasıl buldun? Hangi promodan bahsediyorsun sen? Heyman'la arkadaşın. Stefan. Bir ara para çıkardı falan. He. İşte public agent modu açtı herhalde. Neyse.
İşte parayı falan sayıyordu. Dedim inşallah Jericho'nun 1004 hareketi sayışı gibi uzamaz. Ya işte hani o ceza aldı ya Brock Lesnar. $5,000. $500'deyiz. Ama yani. $5,000 çıkardı şeyde. $5,000 alın bunu ödüyorum lan dedi. Ya biliyorum tam $500 de o haber. Ben 5000 olduğu ayrıntısını. Oğlum $5,000 ödeyeceğini söyledi. Sonra birer birer yere saçıyordu. Steph de sinirlendi, kenara fırlattı falan. Aynen. Peki promonun sonunda özür diledi Paul Heyman. Stephanie de ringi terk özrün kabul edilmiştir deyip ayrıldı oradan. Burada bir açık kapı var mı yani? Şeyine karşı beraber çalışacaklar mı? Ya işte o özrün sebebi Lesnar'ın şirkete geri dönüş sebebi olacak bence. Son dakika Az Yıldırım Beşiktaş'ta. Geçmiş olsun. Allah yaldıysa bu olsun ya. İnşallah kardeşim. Kayseri Spor Mutlu Utu bir yılına kiraladı. Ya niye spor haberlerine geçtik? Ya hayır bilmiyorum. Aralık oldu mu böyle spor haberleri serpmek istiyorum. Rav bu kadar boş bir şey ki, şov ki. Main eventlara kadar. O yüzden size yardım ediyorum işte. İnsanların ilgisini çekiyorum burada. Spor haberleriyle. Tabii canım. Smackdown diyenler bir desin arkadaşlar. Smackdown severleri görelim. Neyse main event'a geçtiğimize göre yani Rıdvan'ı alayım. Rıdvan yani radyo başından beri gelmek istiyordu. Bak Smackdown'a bak. Rıdvan mı geliyor? Evet. Smackdown. Bir numaralı kankin geliyor Buse. Evet. SSS. Bundan sonra SSS ya. Smackdown severler. Triple ya, S. Bu ne ya? Rav'da bile şey yapılıyor kardeş ya. Rav yayınında ya bile kardeş. Smackdown reklamı yapılıyor. Sonra niye Smackdown çok izleniyor? Ayda. Ben bilmem insanlar Smackdown'ı istiyorlar. Neden acaba? Yarın saat kaçta dedin Junior? Tekrarla da. 3-4 ya da 5. 3-4 ya da 5. Yani arkadaşlar bir diyor. Standartımız bellidir ya. 10'dur ya 11'dir reklam abi. Reklam yapma kardeşim, reklam yapma. Hayırdır ya. Hayır biz... Vusecim... Allah. Şöyle estağfurullah. Şimdi... Smackdown overrated mı? Kevin Owens gelsin de göreyim. Bir dakika. AJ Styles'ın olduğu hiçbir brand overrated olamaz. Onu baştan belirtelim. Bende de gizli Smackdown'cılık var aslında deyip yanlayayım mı şimdi bunlara? Tıpkı gizli Roman Reigns'cilik olduğu gibi. O zaten. O artık gizli değil o. Artık gizli değil. Tabii Roman'ı yavaştan gömdükleri için artık şey fikrini belirtmekte sakınca görmemeye başladığından. Gömme mi? Abi yapma Superman. Gerçi Main Event kapatıyor ama yine de. Main Event'ta neler yaptı o adam ya. Evet, Main Event'a geçmişken durup Move Set çekti ya. Evet, şey, durup, Finisher çekti. Pardon. Harbi öyle. Main Event'ta dörtlü maç oldu. Seth Rollins bir kez. Oha, ciddi misin? Allah. Bu kızı banlayacağım ya. Teşekkür ederim. Gözüm üstünde çocuk. Çocuk. Buraya itaten söyledim. Force'a söyledim. Force Twitter'dan tepkiyi Twitter'dan gösteriyor. Forumdan göstermiyor. Mesajlaşıyoruz ya Twitter'dan. DM'leşiyoruz. DM'den mi yürüyorsunuz? He, birbirimize aynen yürüşüyoruz. Vay be. İyi hadi bakalım. Şey maçı beğendiniz mi? Triple H gelmeyene kadar ki anları beğendiniz mi maçta? Ya güzeldi, hareketliydi 4 kişi olunca da. Evet. Hani Owens'a bir şöyle bir eleştiri var. Genel bir algı var forumda. Kevin Owens'a karşı dedin değil mi? Kevin Owens'a karşı mı? Yani bir algı var forumda. Hani ne hiç gibi? Hiç senaryoya girmedi. Bir anda main eventer oldu. Bir anda yükseldi. Zaten bu adam hani 4 kişiyi de 3 kişiyi de tuş edip şampiyon olmadı ki, birinin yardımıyla, şirket yönetiminden birinin yardımıyla finisher bile yapmadı ya. Kemeri kazandı yani.
o eleştiriye karşılık böyle de bir cevap var diye düşünüyorum. Ya mutlaka finisher bile yapamadı yani. Kendi finisher'ını gösteremedi. Ayrıca ben bir kez de şey neydi onun adı? Roman Reigns. Sürekli aynı hareketleri yapmadılar mı ya? Yani Evet. bir kez sürekli Big Body Drop vurdu. Big Boot vurdu. Roman Reigns zaten sadece Superman Punch vurdu. Yani maç hareketliydi ama sürekli aynı hareketler de olmuyor ya. Triple H'in gelmesi sizi şaşırttı mı? Peki. Evet. Ben Çok bekledim. çok çok. Ya Kevin Owens hani Yani Triple H'in yönetimi biraz devraldığını biliyoruz ya. Onun için Kevin Owens'ın tekrar hani tekrar ne demek? Yeni şampiyon olacağını tahmin edebiliyordum. Chat'i de yazdım. Chat'i derken Skype grubuna da yazdım. Yönetimin Skype grubuna da yazdım. Böyle böyle bir şey olabilir arkadaşlar diye. Sonuç olarak oldu da hani o yeni yönetim ama bu şekilde olmasını beklemiyordum tabii. Yeni yönetim, WWE'nin yeni yönetimi, yeni jenerasyon aşılama konusunda bayağı iştahlı. Bu da beni mutlu ediyor açıkçası. ya çok hoş bir şey Triple H olunca dönecek kişi. Bir de şöyle bir olay var. Triple H her şovda arka alanda olduğu için böyle salak salak haberciler şey yapamıyorlar. Aa bu gece bu dönecek falan gibi. Haber de yapamıyorlar haliyle. Ben Triple H'in bu konuda bayağı bir istisna bir durumda olduğunu söylemek lazım. Ben hiç beklemiyordum çünkü döneceğini. Ama hani döndükten sonra direkt olarak hani Rollins'e ihanet edeceği tahmin edilebilir hale gelmişti yani. Öyle, öyle. Şimdi yeni Raw'u bekliyorum. Nasıl bir savunma mekanizması geliştirecek? Mick Foley ile nasıl bir tavrı olacak? Ya da belki de direkt Mick Foley'in kovulduğunu öğreneceğiz. Ya Stephanie ile nasıl bir çatışma içine girecek mi? Ya da John Laurinaitis diğer tarafta mı bulunabilir? Böyle ihtimaller var çünkü. John Laurinaitis çok alakasız ya bence. Ya hani o brand ayrımında birkaç defa görünmüştü ya. Ya Ya o diğer aday tarafta menajerler arasındaydı. yani Yani şöyle mutlaka. bir durum var. Şimdi Triple H ben tam dikkat edemedim. Michael Cole falan CEO olduğundan bahsetti mi hiç? Döndüğünde. Yok. Yani Yok. yönetimdeki Triple H şu an yönetimde bir görevi olan birisi değil gibi gösteriliyor. Olabilir mi? Ha, ona valla çok dikkat etmedik. Çok Çünkü çok çok Stephanie'ye de doğru bir çok pas noktaya. vermeden Aynen Stephanie'ye de öyle. pas vermeden gitti. Aynen öyle. Sanki hiç karısı değilmiş gibi. Senaryoda karısı diye geçiyor. Hiç yüzüne bakmadan gitti. Çok doğru bir noktaya temas ettin aslında. Yani böyle bir durum olabilir. Şu şeyden sonra da hani Seth Rollins'le Stephanie de şey yaşamış, diyalog yaşamış. Hani nasıl oldu bu falan gibisinden. Hani senaryoda Stephanie'nin de haberi yokmuş gibi bir durum var. Yok, doğru. Ya peki Ya ayrışacaklar mı? pek Hani diyecek mi Stefani niye geliyorsun maça karışıyorsun gibi bir tepki gösterecek mi? Böyle bir senaryo olacak mı? Çünkü Roman Reigns, sanmıyorum Seth sadece haberi olmadı Rollins der yani. efendim? Sanmıyorum da sadece haberi olmadığını söyleyip kendini aklamaya çalış. Ya enteresan. Ya peki kim? Buse'ye de aynı. Buse sessiz kaldı. Soruyu sorayım. Kevin Efendim? Owens'ın sıradaki rakibi muhtemelen Triple Threat maç olacak da sıradaki feud'a gireceği isim kim olacak? Jericho. Ya tövbe tövbe. Düşündüm lan Ben Jericho nereden gelebilir? Jericho bu saatten sonra asla tekli bir ana kemer feyduna giremez. Ya Sen belki setle girer. Kim Jericho mu? Setle girer. Hayır, hayır. Üç birden. Ha bak şöyle olur. Roman Reigns, Seth Rollins, Kevin Owens, Chris Jericho. Dördü olursa uyar. Hani şey olur. Roman Reigns ile Seth Rollins eğer
şey yaparsa, yakınlaşırsa illaki ya onlar olarak... birleşmesin ya. Ya hayır. İllaki böyle bir muhabbet olacak yani. Haftalık yani şovlarda işte Kevin Owens, Jericho, Rollins, Reigns tekli maçları göreceğiz yani. Abi. Yaşanmayacak mı sence bura? Ya mümkün, mümkün. Tabii SmackDown şu an mesela çok daha ateşli gidiyor. 3 haftalık bir ara olduğu için. Acayip ateşli gidiyor da Raw biraz bakalım nasıl senaryolar yazacaklar. Ya böyle çok varyasyonlar deneyecekler mutlaka tabii. Setin olduğu her yer güzeldir bence. Bu arada Beşiktaş Gökhan İnler'i de... Ya ne Beşiktaş'mış arkadaş ya. Bıktım senin şu Beşiktaş'ından. Arkadaşlar işte burası da böyle bir yayın. Yarın SmackDown yayını herkesi bekliyoruz. Kendisi, SmackDown diyenler bir yazabilir mi lütfen? Kendisi troll, kendisi trolleyip diyor burası böyle kimi bir yayın. Hayret kimi bir yapan? Şey ya. Rıdvan geleceksen gruba gel oğlum, gruptaki yayına bağlan. Hadi Rıdvan son birkaç söyle. Ya şey yalnız söyle. Bana Skype'dan biri arkadaşlık isteği göndermiş. İsmi de Kuzey Tekin oldu. Ya bizim Furkan işte. The Future Nightmare. Aaa. Ciddi misin? Ciddiyim. Ciddiyim kardeş. Bak ona göre kabul edeceğim. Ya oğlum ciddiyim ciddiyim ya. Hayret. Kıvaş bak kabul ediyorum. Lan öf Buse. Ya tamam mı? Trip atıyorsun ya. Ya böyle çok şey, uyuz ediyorsun beni bazen. Trip mi attım? Manyak mısın? Evet trip Buse. Hayret bir şey ya. Ben trip oluyorum. Bunu tartışıyorsanız tartışın, yoksa SmackDown yayınına geçeceğim ha. En beğendiğin maç neydi Junior? Tabi bu nasıl bir soru ya. Ama Main Event'ta da eksiklikler olduğunu yani, söylemem lazım. Yani. Kesinlikle. Ya pay per view kalitesinde olmamasını bekliyordum zaten de. Gene hayır, iyi ya. Olay pay per view kalitesindeydi ama olay tabi. Roman izle bir kesin hani sürekli tek düzey olması hoşuma gitmedi. Doğru, doğru, doğru. Buse senin en beğendiğin, zaten tek maç izlemişsin. Şova yani. Puanın kaçtı Buse? Yani düşünüyorum şimdi. Mesela şimdi Charlotte maçı çıkmadığı için oradan bir puan kırıyorum. tabii de 5 veriyorum. Set kazanamadı ama gene de 5 üzerinden hani 5 alan bir şov değildi gerçi ama sadece o main event güzeldi sadece. Onun için 5 puan bile verdim yani. İki bir şey söyleyeceğim. Buse de siz... geçen hafta bu arada Junior göbekli göbekli diyor. Şov kötü bir dakika. Kevin Owens tam hoşlandığını söylemiş. Kötü diye şovdan puan kırmayın diyordunuz ve şu an sadece Main Event iyi diye 5 puan verdin Buse. Ha ya yani mesela forumun forumun %90'ı 5 puan vermiş. Lan Roman Reigns kazansa aynı maçı. Kaç puan verirlerdi ben acaba? Ben forumdakileri demedim. Sadece bu şeyle laf koymak istedim. Yok ben foruma da laf söylemek istiyorum ya. Yeter. Ben 3 verdim. Ben 2.5'dan 3 verdim. Bayıldım ben, yani. Burada ızdırap çeke çeke izledim Titus bravo. Titus O'Neil ve Darren Young maçının tekrar tekrar gerçekleşmesinden dolayı puan kırdım. 4 verdim. Ha, tüh. Diğer her şey hoşuna mı gitti? Club'un hareketleri hani hoşuma gitmeye başladı ayrıca. Ben de çok beğeniyorum Club'ı ya. Doktor tripleri hoşuma gitti gerçekten. O Paul Heyman, Stephanie McMahon promosunun senaryoya bağlanması Brock Lesnar olayının. Çok olaysızdı ama. Evet olaysızdı. Yani. Bir özür tamam hadi dediler gittiler sonra maç Titus'un maçını izledik. Ring Post Titus diye mi yazılıyormuş? Ben daha yeni şey yapıyorum bunu. Goldberg gelecek baba gelmesin ya Goldberg. Bu ne Goldberg aşkı ya? Hayırdır? David Luiz ve Marcos Alonso Chelsea'ye transfer olmuş. Cihir terk et yayını ya. Arsenal de Mustafi'yi satın aldı. Onu da söyleyeyim. Biraz Galatasaray haberleri söyle. Galatasaray batıyormuş. Galatasaray da Saitorson'u transfer etti. Batıyormuş Galatasaray. Galatasaray
West Ham United Trabzonspor'un da istediği sağ bek oyuncusu Michael Richards'ı kadrosuna katmak için girişimlere başlamış arkadaşlar. Abi. Bir şey diyeceğim Junior. Efendim. Abi basın yayıncıyım, niye hevesimi kırmaya çalışıyorsun? Ben bir haber sunacağım ileride belki, Allah. Son sözümüzü söyleyelim de kapatsın artık Buse yayını. Evet. Hadi söyleyeyim mi? Çok konuştunuz, başım ağrıdı artık. Ay. 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 Ben daha buranın başının etini yiyeceğim. Niye be? Belli zaten. Öyle. 15 yaşında mı dedim herhalde ondan. Arkadaşlar. Of, Rıdvan geldi. Ne? O! Oh! Furkan'ın gelmesi. Furkan gelmiş. Arkadaşlar, yarın SmackDown yayınında herkesi bekliyorum. Bu gece olay var, olay. Abi, Selamun aleyküm. Hoş geldin Furka. Ya bir dakika, biz burada Roman Reigns fanıyız, hayırdır ya. Aynen öyle. Kardeş şimdi Roman Reigns yazmışlar. Şimdi formun istediği şeyi yapacağım. Ne yapacaksın Reis? Buyur Reis. Hayda. Yemin ederim telif yiyeceğiz. The champion. İyi geceler arkadaşlar. İyi geceler. İyi geceler arkadaşlar. İyi geceler. Dinlediğiniz için keyifli dinlemeler hepinize, YouTube'dakilere de. Evet Buse, hadi söyle son sözünü de kapat. Son sözüm yok artık benim. Kanemi açıyorlar. Kanemi cihaz açayım. Spotify'ı kapattım abi. Smackdown'ın daha iyi. Kesinlikle bir ya bu. Hayırdır ya. Bir kardeş, Smackdown'ın her zaman daha iyi olan. Yani. O zaman teşekkürler. Şu vakte kadar 40 kişi dinlemiş. 40 kişi dinliyor şu an. 76 kişi de radyoya girip çıkmış. Allah razı olsun. Selametle hepinize. İşkence katlandığınız için hepinize teşekkür ederim. Ya ne işkencesi? Sensin işkenceyi benim yaratan işkencem. Ya. İşte benim işkencem. Salak. Ha, doğru. Teşekkür ederim. Benden başka işkence olamaz. Görüşürüz Furkan, sana da. Görüşürüz herkese. Ha. Ben şarkımı açayım ben ya. Barış Manço, Barış Manço. Barış Manço Beşiktaş'ta. Çok haber. Cennetten bağlanıyor. Tövbe tövbe. Barış Manço adamdır ya. Allah rahmet eylesin.